Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yama göz aşısı yapıyoruz. Denizli, Baklan Çatalova'dayız. Şimdi biz bu ağacı uyandırmak istemezsek ana gövdenin herhangi bir yerine yama gözü olarak yaparsanız bu aşı uyanmaz. Mümkün olduğu kadar yamayı küçük tutmanız gerekiyor ancak yalnız. Ama uyandırmak isterseniz şimdi biz bu ağacı uyandıracağız. Uyandırmak için yaprakları azaltıyoruz. Bakın, tepeyi kesiyoruz. Bu yapraklar çok önemli. Bu ağacın yaşaması, köklerine oksijen sağlaması için hayati öneme taşıyor. O yüzden bunları kesinlikle almıyoruz. Gözleri köreltiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gözleri köreltiyoruz. Yaprakları almıyoruz. Bunlar sürekli verecek. Bunları temizleyeceğiz artık. Şimdi uçlarını aldık hep. Şimdi aşıya başlıyoruz. Gözlerimiz arkadaşlar mümkün olduğu kadar bak en az böyle olmalı. Dolgun olmalı. Daha bu kalemle şu an henüz pişkinleşmemiş. Bunlar ama bizim işimizi görecek, idare edecek durumda şu anda. Bakın bu şekilde çıkarıyoruz. Ortadan da kesip şu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi ben bunu yüksekten yapacağım arkadaşlar. Ağacın mukavemeti iyi. Bu yıl 2 metreye vardığında 1,90 gibi biz bunu uyandırmayı ve gelecek yıl tac almayı düşünüyoruz. Şu şekilde. Bakın buradan üçgen çıkarıyoruz. Şekilde çıkardık. Bakın. Yerine koyuyoruz. Kalemimiz çıkarıncaya kadar kurumamasına dikkat ediyoruz. Bakın. Kalemimizin içi dolgun. Düz bir şekilde çıktı. Şimdi fazlalıklarını kesiyoruz. Burada bir kibrit çöpü boşluk bırakıyoruz. Daha az da olabilir. Ben biraz daha almak istiyorum. Bu şekilde. Sararkene dikkat edin. Ağlama kanalının bir kısmını kapatmıyorum. Ağaç ağlama yaparsa oradan suyunu verecek. Aşımız ağlama yaparken dahi tuttuğunu gördüm ben. Şu şekilde. Dersek burayı biraz daha kesebiliriz. Buradan bir boşluk vereceğim. Şu şekilde alın. Heh. Şu şekilde al. Şuradaki kalemin göz arasındaki boşluğu şuradan ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde basarak ayarlayabiliyoruz. Gözü kapatmamaya dikkat ediyoruz. Kapansa da 12 gün içinde ben 10, 11, 12 gün içinde çözüyorum. Bir sorun oluşmuyor. Bu aşı tamamdır. Şimdi bir de 2 yıllık sürgünden geçenki sürgünden yapalım buraya. Bu sene benim denemem çok güzel sonucu aldım. Bakın bu da geçen yılki sürgünümüz. Gayet güzel. Güzel de aşı olacak. Şimdi bu ağacın da mukavemeti biraz zayıf geldi. Ben bunu gelecek yıl uyandırmayı düşünüyorum. Şimdi aşısını yapıp geçeceğim buradan. Şimdi bakın. Bu bize aşı açısından zaman kazandıracak bir aşı çeşidi oldu. Nisan'dan itibaren yapabileceğiz artık bundan sonra. İnce bir üçgen çıkarıyoruz yine. Parçamızı yerine koyalım. Rüzgarlı ortama da dikkat edelim. Kurumasını önleyelim. Bakın arkadaşlar, dümdüz çıktı. Ne kadar harika bir görüntü.
alıyoruz. Tabi bunda yaprak sapı olmadığı için şu yaprak sapını dikkat edin, koyarken ters koymayın. Önemli bir konu. Şimdi fazlasını da kesiyoruz. Şu şekilde. Bir de bu tarafını göster. Bu şekilde yanaştı. Şimdi bağlıyoruz. Aynı şekilde kanalın bir kısmını açık bırakıyoruz yine. İşlem tamamdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar.